Merhabalar sevgili takipçilerim. Klinimize gelen bir köpek yavrusunda görüyorsunuz ön patilerde, ön eklemlerde bükülmeler var. İki ayağında da bükülme var. Ayak yamulması. Genellikle genç köpeklerde kalsiyum, fosfor, D vitamini yetersizliğinde ve dengesizliğinde oluşan kemik gelişiminin durmasına bağlı gelişen bir problem. Raşitizm de deniyor. Genellikle raşitizm arkadaşlar yaşlı hayvanlarda sık rastlanan bir problem. Genç hayvanların hızlı büyüdüğü için fazla miktarda kalsiyum, fosfor ve D vitaminine ihtiyacı var. Dolayısıyla bunlar eksik alındığında kemiklerde sertlik arkadaşlar ne oluyor? Oluşmuyor. Tam oluşmadığı için de yumuşama oluşuyor. Bu şekilde kemikler yamuluyor. Bunun önüne geçebilmek için hastalığın oluşturucu sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Özellikle D vitamini arkadaşlar güneşte oluşuyor, sentezleniyor, siz de biliyorsunuz. Mutlaka hayvanlara yeterince güneş aldırmak lazım. Güneşli havalardan hayvanların faydalanması lazım. Yine arkadaşlar gıda takviyesi olarak kalsiyum, fosfor içeren özellikle tabletler var. Bunlardan vererek bu tür problemin önüne geçmek lazım. Yine ek gıda takviyesi olarak süt veriliyorsa sütün içerisinde de karıştırılıp kullanılabilir. Tedavisi bir sefer yapılan enjeksiyonlarda olmaz arkadaşlar. Mutlaka veteriner hekimin kontrolünde gözetim altında alınması lazım. Haftada bir gün kontrolünü yapılıp özellikle ilaç takviyesinde yapılması lazım. Hızlı etki oluşturması açısından hekimlerin uyguladığı enjeksiyon tarzında arkadaşlar ilaçlar var. Bu şekilde tedavi daha da hızlandırılabilir. Bu şekilde ayaklarda görülen yamulma varsa fazla geciktirmeden mutlaka hızlı bir şekilde veteriner kliniğine hayvanlarınızı götürmeniz lazım. Aksi takdirde gecikirseniz ne olur? O bölgedeki yamulma tam sağlıklı olarak düzelmeyebilir. Hayvan ömrü boyunca, hayatı boyunca bu şekilde aksak, topal bir şekilde gezmesine neden olabilir. Evet, birazdan tedavisini yapacağız arkadaşlar. Söylediğimiz gibi hastalığın oluşum sebeplerini söyledik. Ondan sonra koruma yollarını söyledik. Ve neler yapılması gerektiğini de söyledik arkadaşlar. Tekrar yeni bir hastalık videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yeah.